Şehidin tarifi Kur'an'da, yeri gönüllerde, yurdu da cennettedir. Açık açık söylüyorum. Bir şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir, düşman dilidir. Bu edepsizlik, bu ahlaksızlık, bu kansızlık içinde insan sevgisi, şehit saygısı, millete bağımlılık ve ilahi adalet hissi olan hepimizin yüreğini dağlamıştır. Hazreti Mevlana diyor ki, insanı ateş değil kendi gafleti yakar. Herkes de kusur görür, kendine kör bakar. Neye nasıl bakarsan, o da sana öyle bakar. Başkasını ısırtmak için cebinde beslediğin yılan, gün gelir sahibini de sokarsa feveran etmeye hakkın da olamaz. Burası Kürdistan'dır diyen bölücüye tık yok. Ama şehidin bacısına ağza alınmayacak küfürler vardır. İlk başkanı yaptığını bulacak, ettiğini çekecektir. Bu hayatın şaşmaz bir kuralıdır. Allah'tan niyazım, ne yaptılarsa aynısıyla karşılaşmalarıdır. Benim İmralı canisiyle mektup arkadaşı olduğumu iddia eden İP Başkanı'na diyorum ki, eğer bu iddianı ispat etmezsen müfterinin en önde gidenisin. Neyse bildiğin açıklamalısın, hangi mektupları gönderip aldığımızı paylaşmak mecburiyetindesin. Bakınız, şehidimizin bacısına küfürlenen alçağa CHP'den en küçük itiraz, en küçük tepki gelmedi, gelemedi. Her konuda mikrofona koşan, çivi gördü mü eline çekiç alan, yandan çarklı Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri size ne oldu? Nereye kaçtınız? Hangi masa altında saklandınız? Şehit hepimizin şehidi. Şehit ailesi hepimizin ailesidir. Emanete ihanet edenin ne imanı ne de insanlığı vardır. Ve bunlarla ilgili gereği mutlaka yapılmalıdır. Biz biliyoruz ki şehit vurulunca değil, unutulunca, aziz hatırasına sövülünce ölür. Milliyetçi Hareket Partisi ve onun sevdalıları bize bugünleri bahşeden kahraman evlatlarını, onların babalarını, analarını, bacılarını, yetim yuvalarını unutmayacaktır. Türk milleti yaşadıkça hepsinin aziz hatıraları sonsuza kadar kalplerimizde yaşayacaktır. Ben bu hissiyatla buradan bir kez daha milletimizin duygularını vurgulamak istiyorum. Şehitlerimizi unutmayacağız. Hatıralarını ve mücadelelerini asla unutturmayacağız. Sorulacak hesaplarını da yarına bırakmayacağız. Türk milleti eşsiz sağduyusu ve metanetiyle yaşadığı ağır istismara ve tahriklere karşı sükunetini bugüne kadar korumasını bilmiştir. Bundan sonra da koruyacaktır. Biz milletimizle biriz, beraberiz, zira milletin ta kendisiyiz. Şehitlerimize, gazilerimize düşmanlık besleyenler ise Mehmetçikleri şehit ederek baş kaldırmış isyan elebaşlarıyla, tüfeklerinden Türk kanı damlayan Balkan çetecileriyle, işlerimize karışan ve milletimize hakaret yağdıran zalimlerle, orduya gözyaşı getiren Müslüman katilleriyle, çocuk, kadın, yaşlı demeden milletimize kan kusturan Kandil kadroları ve İmralı canisiyle bir ve aynıdır. Bu duygu ve düşüncelerle sayın heyetinizi muhabbetle selamlıyor, genel kurul çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.